defa butona bastım, start verdim. Kapımız bir yönde hareket ediyor. Switch'e bastığı an sistemimiz duruyor. Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda BFT markasına ait Shira AC800 kapı motorunu anlatacağım. Yanık ayar kapılarda kullanılan bir motordur. Bu işlerle ilgilenen arkadaşlar motor sistemlerini biliyorlar. Sistemimiz çok basittir. Yana doğru kayan kapılarda dişli vasıtasıyla kapıyı açma ve kapama işlemini yaparlar. 600 kilodan başlar. BTA 600 24 volt motora sahiptir. AC800 yani görmüş olduğunuz sistemde 220 volt motor kullanır. Kartın öncelikle bağlantılarını, daha sonra da nasıl çalıştığını anlatacağım sizlere. BFT'nin son kartlarında klemaslerimiz renkli olarak çıkıyor. Bu aslında bir avantajdır. Montaj konusunda çok rahatlık sağlıyor. En başta gördüğümüz LN yazan yeşil klemensimiz 220 beslememizin girdiği noktadır. Hemen yanında da topraklaması vardır. Onun yanında bulunan mavi klemensimiz motor çıkışlarıdır. 220 volt motorlar 3 uçla çalışır. Yani bir tanesi ortak, diğerleri de yön uçlarıdır. Aynı zamanda kondansatör de gerekir. Sistemin kondansatörü kartın arka tarafında. 24 volt motorlarda iki kablo vardır. Artı eksi yönü değişerek motor yönü değiştirilir. 220 volt kartlarla 24 volt kartlar arasındaki fark budur. Birinde 220 voltla motorumuzu kontrol eder. 3 uçludur. 1 ortak 2 yön olarak çalışır. 24 volt çıkışlı olan kartlarda ise 2 çıkış vardır. Sadece artı ile eksinin yönünü değiştirir. Yanındaki sarı klemensimiz flaş örücüdür. 220 volt motorla çalıştığı için flaş örümüz de 220 volttur. Bu tür motorlarda hem 24 hem de 220 volt sistemler olduğundan dolayı flaşör kısmında acaba flaşörümüz 220 mi, 24 mi diye düşünmemize hiç gerek yok. Çünkü flaşörümüzün yapısı 24 voltta da 220 voltta da aynıdır. Sadece voltajları fark eder. Böyle bir durumda motorumuzu kontrol ediyoruz. Motorumuzun 220 volt mu, 24 volt mu olduğuna bakıyoruz. Eğer motorumuz 24 voltsa flaşörümüz 24 volt. Eğer 220 voltsa 220 volt flaşör kullanmamız gerekir. Hemen yanından devam ediyoruz. Gri klemensimiz 41, 42, 43 numaralar. Bunlar da switch uçlarımızdır. Yani şöyle göstereceğim. Kapımızın açıldığını ve kapandığını anlayan switch'imiz bu yayın bastığı yerin arkasında şuradaki soketlerdedir. Bu tarafa basıldığı zaman kapatmış olur. Açılma veya kapatma yönünde. Buraya geldiği zaman da diğer switch'e basmış olur. Kapı yönünü biz kendimize göre ayarlayacağız. Çünkü bu sistemlerde sağ açılan kapı veya sol açılan kapı olabilir. Herhangi bir standart yoktur. Ters çalışması durumunda motor yönünün çevrilmesi gerekir. Motor yönünün çevrilmesiyle ilgili videolar üyelere özel bölümde mevcuttur. Gri klemensten sonra turuncu klemensimiz var. 50 ile başlar. 50 ve 51 numara 24 volt AC çıkış verir. Burada aksesuar beslemesi yapmamız için kullanılabilir. Aksesuar derken işte emniyet fotoseli kullandığımızda fotoselin beslemesini yapabiliriz. Harici alıcı kullanmışsa eğer harici alıcının 24 ise beslemesini buradan yapabiliriz. Hemen yukarısında bulunan, ben şu anda yeşil klemens taktım. Şöyle parmağımla göstereceğim size. Burada da kırmızı klemensimiz vardır. Kırmızı klemensin olduğu yerde giriş çıkış bölümüdür. Burada bir tane ortağımız var. Onun yanında stop ucumuz, fotosel ucumuz, bar ucumuz var. Burada açık ve kapalı şekilde çalışan bölümlerimiz var. Onları kullanabiliriz. İşte fotosel kontak, kapalı kontak. Normalde close kontak olarak çalışır. Stop yine aynı şekilde normalde kapalı olarak çalışır. Kırmızının, şu anda yeşil taktığım yerin solunda bulunan siyah klemens. 60-61 start ucudur. Oraya her tetik verdiğimiz zaman ayarladığımız dip switch'e göre aç, dur, kapa veya aç, kapa şeklinde komut alarak sistem çalışabilir. 62 numarada sadece aç olarak kullanılabilir. 60-62'de sisteme sürekli aç verir. Genel olarak bağlantısı bu şekildedir. Onun dışında çalışmasını göstereceğim. Sıra geldi trim potlara.
karşımızda gördüğümüz 3 tane kare mavi parçalar trimpottur. Trimpot ayarlanabilir dirençtir basit haliyle. T1 trimpotumuz otomatik kapanma süremizi, yani kapı açıldıktan sonra kaç saniyede kapansın şeklinde ayar yapmamızı sağlar. T2 trimpotumuz kapının gücünü ayarlar. Kapı gücünü ayarlamak şundan dolayı çok önemlidir. Kapıda herhangi bir sıkışma oldu. Bu herhangi bir malzeme olabilir veya canlı olabilir. Belli bir baskıdan sonra kapıyı durdurması gerekir. Eğer gücü maksimumda ayarlarsak büyük bir kapıda, arada engel olduğunda, sıkışma olduğunda da devam edecektir güç yüksek olduğu için. Gücün ayarı çok önemli olacak. Biz bu sistemi sıcak havalarda kurmuşsak kapı rahat hareket edecek. Gücü o şekilde ayarlamış olursanız eğer, havalar soğuduğu zaman, kar buz olduğu zaman kapının hareketi daha da zorlaştığı için bu sefer engel algılayacak. Ondan dolayı güç ayarını çok iyi yapmamız gerekir. T3 trimpotumuz kapımızın yavaşlama alanını belirler. Yavaşlamaya girdikten sonra yumuşak bir şekilde sivice basar. Hem sivice zarar vermez hem de kapımız yavaşlayarak durduğu için kullanımı çok daha rahat olur. Dip sivişler kısmı ise üzerindeki siyah dikdörtgen bölümdür. İçinde beyaz butonlar görürsünüz küçük. 1'den 8'e kadar olan butonlar vardır orada. Her bir butonun farklı bir işlevi var. Dip sivişi ayarlarını üyelerime hazırlamış olduğum özel videolarda detaylı olarak görebilirsiniz. Evet, bu bilgileri verdikten sonra sistemin çalışmasını gösteriyorum. Buradaki S3 butonu hem start hem de sistem ayarlamak için kullanılır. Bir defa butona bastım, start verdim. Kapımız bir yönde hareket ediyor. Kapı kapanma veya açılma yönüne gelmiş olabilir. Gittiği yönde sivice bastığı an sistemimiz duruyor. Tekrar start verdiğim zaman diğer yönde hareket etmeye başlıyor. Yine kapımız açılma veya kapanma olabilir kurulum yönüne göre. Sivice geldiği zaman sistemimiz durmuş oluyor. Evet arkadaşlar, sıra geldi emniyet sensörünün nasıl çalıştığına. Emniyet sensörünün çalışma mantığı şu şekildedir. Kapımız hareket ederken arada herhangi bir engelle karşılaşırsa sisteme ne yapması gerektiğini biz söyleyebiliriz. Nasıl bir program yapmışsak o şekilde çalışır. Bu nasıl olur? Kapımız kapanma halindeyken arada bir engel gördü. Yani kapının arasında bir araç veya canlı gördü. Gördüğü zaman kapıyı tamamen açabilir, durdurabilir. Kapı açılırken sensöre girildiği zaman da durdurabilir. Bunların hepsi programlanabilir sistemlerdir. Sensörün nasıl çalıştığını şimdi size göstereceğim. Sistemi çalıştırdık. Bir yönde hareket ediyor. Şuradaki sivicimiz emniyet sensörü. Emniyet sensörüne giriyorum. Herhangi bir işlevi yok. Çünkü biz bu kapıyı sadece kapanma yönünde çalışsın şeklinde ayarladık. Durdurdum. Şimdi diğer tarafa çalışıyor. Dişliden görebiliyorsunuz bunu. Sensöre giriyorum. Engel algıladı ve kapımız açılma yönünde tekrar hareket etti. Bu yüzden emniyet sensöründe kullanmamızda çok büyük önem vardır. Bu bilgiler genel olarak sistem hakkında size bilgi vermiştir. Sistemin detayları için üyelerime özel olarak hazırladığım videoları izleyebilirsiniz. Umarım işinize yarayacak faydalı bir video olmuştur. Videolarımın devamı için videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.